İşgal nedeniyle evlerini terk edenler Ukrayna sınırlarına akın ediyor Sayın Seçer. O görüntüleri zaten sık sık getiriyoruz ekranlarınızda. Tren garları kaçışın en yoğun olduğu adreslerden biri. Kanal 7 Haber'den Ensar Durmuş. Ukrayna'nın Avrupa'ya açılan kapısı olan Lviv kentine gitti. Ateş hattından kaçanların hikayelerini dinledi. Arkadaşımız Ensar Durmuş'un haberi. İzleyelim. İnsanlar kaçmaya çalışıyor, Ukrayna'yı terk etmeye çalışıyor. Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunduğumuz noktada da sirenler çalmaya başladı. Ukrayna göç ediyor. Ülkenin batısından daha batıya. Şu anda Lviv'deki tren garındayız. Burası Ukrayna'dan kaçışların kilit noktası. Çünkü saldırının yaşandığı noktalardan kaçan vatandaşlar trenlerle buraya geliyor. Ve buradan da Polonya üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışacaklar. Polonya. Polonya'ya gitmeye çalışıyorlar. Bu insanlar da bakın. Evlerini, düzenlerini, hayallerini bıraktılar. Yaşadıkları şehirlerden, ülkelerinden zorunlu yolculuğa çıktılar. Polonya'ya gidiyoruz, oradan da Almanya. Putin'e yazıklar olsun. Ukrayna'nın Avrupa sınırında manzara bugün de değişmedi. Valizlere, çantalara sığdırılan birkaç parça eşyayla yeni hayatlarına yol aldılar yine. Erkeklere kalmak, kadınlara, çocuklara, yaşlılara gitmek düştü. 48 saattir yoldayız, Harkov'dan geliyoruz. Çok yorgun ve perişan durumdayız. Bakın insanlar Ukrayna'yı terk etmek için büyük bir mücadele veriyor. Çünkü gerçekten Ukrayna'dan çıkmak da hayli bir zor. Evet, her şeyi bırakıp geldik. Köpeğim de benimle. Şu ana kadar Ukrayna'da 8000'den fazla Türk tahliye edildi ancak içeride hala çok sayıda Türk vatandaşının ne olduğunu biliyoruz. İşte onlardan biri de Lviv'de yaşayan Ömer Terlemez. Tabii ki buraya yarın Kiev ve Harkov gibi olursa biz de buradan çıkacağız. Ağzında emziğiyle çocuklar, hatta evcil hayvanlar. O zorunlu ayrılışa Kanal 7 Haber'den Ensar Durmuş da tanıklık etti. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da en büyük yükü, en büyük acıyı çocuklar çekiyor. Binlerce, yüzlerce çocuk mağdur olmuş durumda. İşte onlardan bir tanesi de bakın 5 yaşındaki dünyalar tatlısı Anastasia. O da Kiev'den ailesiyle birlikte yaklaşık 500 kilometre uzakta bulunduğumuz Lviv kentine geldi ve buradan da sınırı geçip Polonya'ya, oradaki akrabalarının yanına gitmeye çalışıyorlar. Ancak 2 gündür o da sınırı geçmek için ailesiyle beraber burada bekliyor. Zafer Ukrayna'nın. Burada vatandaşlar kendi imkanlarıyla yapmış olduğu barikatlar var. Onlar da şu anda çatışmaların olduğu noktalara askeri araçlarla götürülüyor. Çocuklarımı, torunlarımı alıp yola çıktım. Çok üzgünüm. Bakın şu anda Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunduğumuz noktada da sirenler çalmaya başladı. Bu şu demek oluyor, Rusya havadan saldırıya geçti ve burada da sirenlerle de insanlar uyarılıyor. Bakın hemen arkamda görüyorsunuz, siren sesini duyan insanlar hemen sığınaklara doğru hareket etmeye başlıyor. Tedirginiz, sirenler çalıyor ve biz sirenler çalınca sığınaklara iniyoruz. İşte bakın insanlar şu anda siren seslerinin ardından sığınaklara girmiş durumda. Evlerin bodrum katlarına geçmiş durumda ve bu noktalarda duruyorlar. Ukrayna'dan Avrupa'ya kaçış devam ediyor. Her dakika ve artarak.